Yasa dışı olarak 7 bin kişinin dinlendiği telekulak skandalı ile ilgili tepkiler gelmeye başladı. Sabah saatlerinde Başbakan Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'ne bir araya gelen milletvekilleri dinlemelerle ilgili yapılanlar hukuk dışıdır dedi. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan da bir açıklama geldi. Evet. Şu anda o konuda bir değerlendirme yapmam gerekmiyor. Esasen değerlendirilecek bir şey yok. Yani her şey ortada. Yasa dışı olarak 7 bin kişinin dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından ilk tepkiler de geldi. Listede adı bulunan bakanlardan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtladı. 2,5 yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan beri de gayri resmi olarak dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırımcı bir bakanlıktır. Ve özel sektörle, kamuyla, kamudaki ortak dilin oluşturulmasıyla alakalı önemli bakanlıklardan bir tanesidir. Biz şeffaflığın gücünü kullanacağız. Her şeyimiz açık olacak. Bize istedikleri bilgileri sorsalardı biz söyleyebilirdik. Eğer maksat buysa, bizim hangi ilişkileri nasıl geliştirdiğimizi öğrenmekse ben bunun son derece yanlış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hükümetine yapılmış çok büyük bir hakaret olarak görürüm. O zaman şu sonuç çıkar. Şimdiye kadar arkadaşlar kendini gerçek devletin sahibi, bizler de paralel yapı olarak bulunmuşuz demektir. Telekulak skandalı AK Partili vekillere de soruldu. Bu dinlemeler eğer bir olayın takip edilmesi ve hakim kararları olmadan yapılmışsa hukuk dışıdır. Zaten delil olarak da hiçbir yere de değerlendirilemez. Bu temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi anlamında bizim yaptığımız yasalara da aykırı, kişilik haklarına saldırıdır. Dolayısıyla dinlenen her kimse hukuk dışı yapılmışsa bunlar teker teker dinleyen kişiler hakkında hem cezai hem de tazminat anlamında davalarını açarlar ve kazanırlar da. Milletvekilleri yapılan uygulama hukuka aykırıdır dedi. Kim yasa dışı olarak dinlenmişse kuşkusuz bunu yapanlar hukuku ağır bir biçimde çiğnemiş oluyorlar. Benim ismimin olup olmaması önemli değil. Eğer bu kadar çok insan yasa dışı olarak dinlenmişse gerçekten bu büyük bir vehamet ve bunun üzerine hukukun gereğince gitmesi gerek. Bunlar son derece vahim durumlar. Özel hayata müdahaleye yönelik bütün bu girişimlerin yasa dışı olduğunu, illegal olduğunu herkes biliyor.